Sakın evde denemeyin diye başlıyoruz bu haber efendim. Özellikle de çocuklar, aklınızdan bile geçirmeyin. Yanan bir kağıtla kulak temizliği yapılıyor. Bir yöntem bu. Tıbbi olarak doğruluğu mutlaka tartışılır ama işe yarayıp yaramadığında sizin için muhabirimiz Serdar İpek denedi. Burada ne yapılıyor derseniz kulak temizliği yapılıyor. İşte beyefendinin kulağına bir honi şeklinde bir nedir bu? Bal mumuna bandırılmış bir çarşaf parçası, külah yapıyoruz. Sıcak hava akımını kullanıyoruz burada. Ağrısız, sızısız bir kulak temizleme uygulamasıdır bu. Bizim eskiden annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz bu işlemleri yapardı. Beyefendi durum ne? Durum iyi şu an. Ne hissediyorsun orada? Vallahi bayağı rahatladı kulağım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Belki sizler de böyle ilk defa bir şey görüyorsunuz. Bakınız, yağlı bir kağıt honi haline getirilmiş ve beyefendinin kulağında. Tip ben ne kadar doğru bir şeydir bilemem ama beyefendi eski annelerimiz, dedelerimiz kulak temizliğini böyle yaparmış diyor. Evet, özellikle deniz suyu kulağa kaçtığı zaman gazeteyle yapıp o hava akımıyla suyu çıkartırlar. Yağlı kağıt üzerine bir ateş yakılıyor ve o ateşle beraber kulaktaki pisliklerinin gittiğini söylüyor. Bakalım benim kulağımda böyle bir pislik söz konusu mu? Bakacağız. Yoksa çok daha mı iyi duyacağım yoksa kulağımdan mı olacağım? O birazdan belli olacak. Sırf haber uğruna ben de buraya yatıyorum. Kulağıma bir şey olmaz değil mi? Lütfen efendim, olur mu? İki tane var bir şey olursa. Evet. İnşallah bir şey olmaz. Yandı mı? Ay. Ne oluyor hocam? Şimdi sıcak hava kulağınızdaki bu şunu eritecek ve sıcak havanın akımı ise yukarı doğru toplayacak. Kulağımda neler oluyor yukarıda bilmiyorum ama bir sıcaklık kulağımın içerisine doğru gelmiş vaziyette. Neyse ki bu işlemi yapan arkadaş acil tip teknisyeni. Yani bir nevi doktor sayılır. Bu yüzden ben de haber uğruna buraya yattım. Bu arada terledim burada. Hamama giren terler abi. Hamama giren terler de. Burası fuar alanı. Hamam değil ki.